Her şey o gün başladı. 18. yaş doğum günümde. Aile evinde annemgille çok iyi geçinemiyordum. Uzun zamandır 18. yaşıma basacağım günü bekliyordum çünkü o gün annemgille önemli bir konu konuşacaktım. Annem öz, babam üveydi benim. Öz babam ben çok küçükken vefat etmiş. Bu konu hakkında hiç konuşulmadığı için babamın neden öldüğünü bilmiyorum inanın. Ben aileme hiç alışamamıştım. Belki öz babam yaşasa böyle olmazdı bilmiyorum. Üvey babam bana babalık yapardı ama mış gibi bir babalık. Yalandan işte. Annemse farklı bir kadındı. Ona asla ısınamadım. Öğretmenim ya da bazı komşularımız bile daha sıcak gelirdi bana. Zaten annem de evlatlıkmış. Belki bu sebeple soğuk, farklı bir kadındı. Bilmiyorum. Ama beni sevdiğine nedense hiç inanmadım. Velhasıl tabii ki o gün gelip çattı. Doğum günümü dışarıda arkadaşlarımla kutladıktan sonra eve geldim. Anne ve babam içeride oturmuş çay içiyorlardı. Yanlarına gittim. Doğum günün kutlu olsun deyip elime iki tane paket sıkıştırdılar. Aldıkları hediyeydi bu. Onlara bu hediyeler için teşekkür ettim ve bir konu konuşmamız gerektiğini söyledim. Tabii kızım, söyle dedi babam. Bugüne kadar evde bulunduğum süre içinde ne annemle ne de babamla çok iyi anlaşabilmiş değildim. Hep bir gürültü, hep bir kavga. Herkese yumuşak yüzlü, bana ise sert yüzlü oluyorlardı. Onları anlamak zordu ve ben anlamadığım insanlarla daha fazla aynı çatı altında yaşamak istemiyordum. Birbirimizi anlayamıyorduk. Ne onlar beni, ne ben onları. Bunun için kaç yıldır düşlediğim hayalimi bu gece gerçekleştirecektim. Annemgile ayrı eve çıkmak istediğimi bu gece söyleyecektim. Verecekleri tepkiyi az çok tahmin edebiliyordum. Karşı çıkacak, bağıracak, hatta azarlayacaklardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Ben onlara her bağırdıklarında 18 yaşıma bastığımı hatırlatacaktım. Konuşmaya başlamadan önce annem söze atıldı. Günün nasıl geçti, eğlendin mi dedi. Fazlasıyla belli olmuyor mu anne, eğlendim dedim. Ters ters bana bakıp konuş bakalım. Ne konuşacaksın bizimle dedi ve artık söze ben girdim. Ben ayrı eve çıkmak istiyorum dedim. Bir an bir suskunluk oluştu. Hani sanki fırtına öncesi sessizlik olur ya, öyle olmuştu. İkisi de dik dik bana baktılar bir süre. Bir şey demeyecek misiniz dedim. Babam bir şeyler mi içtin sen? Kafan mı güzel? Ne diyorsun? Daha 18 yaşındasın. 18 yaşında bir kızın ailesinden ayrı yaşadığı nerede görülmüş dedi. Annem de babamın düşüncelerini destekleyerek ayaklandı. Arkadaşlarınla takılmak sana iyi gelmemiş belli ki. Kim sokuyor bunları aklına? Daha yeni 18'ine girdin. Destur. Ayrı eve çıkmak ne demek? Bilir misin bir evin sorumluluğunu sırtına almak o kadar kolay mı zannediyorsun? Hem şu an baba evindesin. Ekmek elden, su gölden. Tek başına eve çıkıp da ne yapacaksın? Hem ev mi var? Kirayı nasıl ödeyeceksin? Nasıl geçineceksin? Nereden eşya alacaksın? Bunların hepsini gökten Allah mı sana verecek zannediyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Çocuk aklına gelip burada boş boş konuşup canımızı sıkıyorsun. Annem devam ediyordu ki babam annemin sözünü kesti ve odana git. Bir daha da böyle şeyler duymayayım. Böyle bir konuşma hiç olmamış sayıyorum. Eğer bir daha böyle bir şeyler duyarsam çok fena bozuşuruz. Haberin olsun dedi. O an o kadar hızlı ve o kadar sert konuşuyorlardı ki onlara karşılık veremedim. Ama hala aklımdaydı düşüncem. Sadece ortalığın biraz durulmasını ve bunun için uygun zamanı bekliyordum. Ev bulmuştum. Isparta'da kalan dedemin buradaki evi vardı. Annemin babasının. Dedem, annem ve babamla konuşmuyordu ama beni çok severdi. Çünkü onun tek torunuydum. Ben, annem ve babamla yaşadığımız tüm sıkıntıları biliyordu. Hep ona anlatırdım. En son bu düşüncemden ona bahsettiğimde kendi evini bana vereceğini söyledi. Zaten ben Isparta'dayım. Oradaki ev boş boş duruyor. İstediğin gibi kalabilir. Kendi evin olarak görebilirsin. Bunu söyledikten sonra üstelik anahtarını bile yollamıştı bana. Annemin ve babamın dedemle konuştuğumdan haberi yoktu. Eğer haberleri olsa çok kızarlardı. Hele dedemin buradaki evinin anahtarını bana gönderdiğini bilseler neler yaparlardı neler. Ama ben kafamı koymuştum. Annemgilden ayrı yaşayacaktım. Yarın dedemin evine gidip orayı bir güzel toplayıp derlemeyi düşünüyordum. Hatta yavaş yavaş eşyalarımı oraya taşıyacaktım. Annemin fark etmesi imkansızdı.
Çünkü benim odama girmezdi. Zaten istese de giremezdi. Çünkü odama girdiğim her an kapıyı ardımdan kilitliyordum. Evde olmadığım zamanlarda da odamın kapısı hep kilitli oluyordu. O gün annem sabah komşuya çıktığında bir karton koliye kitaplarımı dizdim ve evden çıktım. Otobüse binip dedemin evine gittim. Evde kaç senedir kimse yaşamadığından dolayı biraz rutubet oluşmuştu. Evin bulunduğu yer yayla gibi bir yerdi. Merkez uzaktı ama annem ve babamdan uzak olması daha da işime geliyordu. Müstakil, iki katlı, kocaman bir evdi. Ben üst katı kullanmam, sadece alt katı kullanırım diye düşünüyordum. Yanındaki evler de hep o tarzdaydı ve sessizdi. Biraz da aralıklıydı. Tam kafa dinlemelik, insanlardan uzak bir yerdi. Yani benim aradığım türden. Kocaman bir bahçesi vardı. Bir sürü de meyve ağacı vardı ama bakım istiyorlardı tabii. Bahçeye girip evin kapısını açtığımda bahçeyi çöplük götürüyordu. Yıllardır kimse ayak basmamıştı tabii. Yerleşince hepsini ufak ufak hallederim diye düşündüm. Kapıyı açıp içeri girdiğimde mobilyaların üstünde beyaz çarşaflar vardı. Etraf oldukça tozluydu. Ama evin büyük pencereleri vardı ve bu çok ferahlık katıyordu. Elimdeki kolileri yere indirdim ve mobilyaların üzerindeki çarşafı tek tek kaldırdım. Dedemin zevki gerçekten de güzeldi. Mobilyaların hepsi yeni alınmış gibiydi. Zaten nenem öldükten sonra hiç kullanmamış, direkt Isparta'ya gitmişti. Mutfağa baktım. Orada oldukça tozluydu ama içindeki eşyalar yeni sayılırlardı. Pencereden baktığımda dışarıyı görememiştim. Ağaçlar o denli uzamış, mutfağın önünü kapatmıştı. O gün kitaplarımı yerleştirmek için gitmiştim fakat vazgeçip bütün evi temizledim. Akşamında da eve gidip tekrardan taşınma isteğimi dile getirdim. Babam bu defa oldukça sinirlendi ve "Bırak, ne yaparsa yapsın, sonunda dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı olacak" dedi anneme. Ama bilmiyordu ki bir daha bu eve adımımı bile basmayacak, geri dönmeyecektim. O gece mutluluktan uyuyamamıştım. Resmen bana ne yaparsan yap demişlerdi. Yani artık bu evde yaşamayacaktım. Sabah olsun ve direkt eşyalarımı toplayıp dedemin evine gideyim istiyordum. Müthiş bir mutlulukla uyandım sabah. Kahvaltı bile yapmadan eşyalarımı topladım tek tek. Sonra dedemin evine taşıdım. Yol üzerindeki pastaneden simit, poğaça gibi bir şeyler aldım ve artık kendi evime geçtim. Çay yapıp çayla birlikte onları yedim. Evi zaten biraz temizlemiştim. Az daha temizlik yapıp eşyalarımı yerleştirince şimdilik kalınacak bir hale dönüşecekti. Evin üst katını zaten kullanmayacaktım. Fazlasıyla rutubetliydi. Ancak eşyaları yerleştirirken yukarıdan sesler geldiğini duydum. O yüzden hemen yukarıya çıkan merdivenin önünde bir süre bekledim. Orada bir kapı vardı. Kapıyı açtım ve ağır ağır merdivenlerden yukarı çıktım. Tedirgindim. Fare ya da kedi gibi bir şeylerin çıkmasından korkuyordum. Ama yukarıya çıktığımdaki manzara beni çok daha şaşırtmıştı. Adeta burası bir çöplüktü. Sanki birileri yaşamış, yemiş, içmiş ve gitmiş gibiydi. Bu üst katta yaşamayacağım için bakma fikri aklıma bile gelmemişti. Zaten yine kullanmamayı düşünüyordum ama burayı temizlemezsem resmen bütün ev çürürdü bu pislik içinde. Üst katı temizlemeye çıktım ama temizlerken bir şey dikkatimi çekti. Alt kat bu kadar temizken, yani sadece tozluyken, üst katın bu kadar kirli olması tesadüf değildi. Belli ki birileri yaşamıştı. Bu düşünce bana korku veriyordu. Temizledikten sonra aşağı inip dedemi aradım. "Dede, bu evde daha önce birisi yaşadı mı? Özellikle üst katta" diye sordum. Dedem şaşırmış bir şekilde, "Hayır, evin anahtarını kimseye vermedim. Yıllar sonra tek giren sensin. Neden, ne oldu, bir sorun mu var kızım" dedi. "Hayır, sadece üst kat fazla kirliydi. Sanki biri yaşamış, çöplüğünü atmış ve gitmiş gibiydi. Bilmiyorum yavrum ama anahtarını kimseye vermedim. Dediğim gibi, yıllar sonra tek giren kişi sensin." Bu durum beni şaşırtmıştı tabii. Merdivenin önündeki kapıyı yine kilitledim. Nasıl olsa üst katı kullanmaya niyetli değildim. Gece yatarken mutlu hissediyordum fakat bir yanım da tedirgindi. Çünkü ilk defa böyle bir evde tek başıma yaşayacaktım. Fakat bu tedirginliğimi mutluluğum ve sevincim bastırıyordu. Aile evinden ayrılmış olmak beni ne kadar mutlu etse de bir parçada burukluk vardı. Olsun, bir iki haftaya alışırım ve tamamen kendi düzenimi kurarım diye düşündüm. Ancak öyle olmadı. Her şey çok kötü ilerledi.
Üst kattan yine aynı sesleri duymaya başladım. Bir sabah uyanıp üst kata çıktığımda yine aynı manzarayla karşılaştım. Adeta her yer çöplük olmuştu. Oysa ki ben daha geçen gün temizlemiştim. Gerçekten korkutmaya başlamıştı bu durum beni. Üstelik sığınacağım bir liman da yoktu. Kime söyleyecektim ki? Annemi arasam ona muhtaç olduğumu düşünür. Eve geri dönüp ayaklarına kapanmamı dilerdi. Dedemi arasam ne yapabilirdi ki? Arkadaşlarımı söylesem ne fayda? Onlar ne yapacak? Gerçekten çaresiz bir şekilde ne yapacağımı bilmiyordum. Bunlar hiç normal şeyler değildi. Bu evde benimle birlikte bir kişi, hatta belki birkaç kişi yaşıyordu. Bu düşünce bile haddinden fazla ürkütücü değil mi? Duyduğum sesler, gördüğüm manzara o kadar korkunçtu ki adeta kafayı yiyecektim. Sürekli tekrarlanıyor. Nasıl olduğunu anlayamıyordum. Bir ara acaba hayal görüyor muyum diye düşünmeye başladım. Kendimi çimcikleyip gözümü kapatıp açtım. Ama yok, hayal değil, bu olanları yaşıyordum. Burada birileri vardı. Fakat bence bu birileri insan değildi. Çünkü bir insan böyle kirletemezdi etrafı. Böyle yiyip içemez, bu kadar pis kokutamazdı. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Benden başka kim yaşıyordu ya da kimler? Birden kapı çaldı. Hızla aşağı indim. Kapıyı açtığımda gelen en yakın arkadaşım İpek'ti. Sürpriz diye içeri girdi. Elinde aldığı birkaç eşya vardı. Ben geldim dedi ve bir anda durdu. Beni süzüp geldiğime pek sevinmedin galiba. Ya da başka bir şey var. Ne oluyor dedi. Sonra bu koku da ne? Yukarıdan bir koku geliyor dedi ve yukarıya doğru adımlamaya başladı. Ben de arkasından gittim. Gördüğü çöplük karşısında bu da ne? Ne olmuş burada? Sen mi yaptın bunları? Temizlemedin mi evi? Bana temizlediğini söylemiştin. Altından kalkamayacağını bilseydim sana yardıma gelirdim. Evde gerçekten çok büyükmüş. Bu kadar geniş olabileceğini tahmin edememiştim. Benim düşüncesizliğim. Sormadan gelmeliydim dedi. Ben birden ağlamaya başladım. Of İpek, bilmiyorsun. Durum öyle değil. Her şey berbat ilerliyor ve kendimi gerçekten çok yalnız hissediyorum dedim. İpek bana sarılıp ne oldu? Gel aşağı gidelim. Anlat dedi. Aşağı indik ve koltuğa oturduk. Bana bir bardak su getirdi. Suyu içtikten sonra söze girdim. Eve ilk geldiğim günlerde yukarıdan birkaç ses duydum. Normalde yukarı katı kullanmamayı düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Kullanmayacağım. İçini temizlememiştim de. Daha doğrusu kirli olduğunu düşünmemiştim. O sesleri duyunca kapıyı açtım ve yukarı çıktım. Bir de ne göreyim? Adeta çöplük. Sanki daha önce biri yaşamış gibiydi. Senin az önce gördüğün manzaranın aynısıydı. Olabilir diye düşündüğümü orayı temizleyip tertemiz yaptım. Sonra tekrardan kilitledim. Fakat bugün yine aynı sesi duydum. Yukarıya çıktığımda senin gördüğün manzarayla karşılaştım. Neler oluyor anlamıyorum dedim. İpek duydukları karşısında öyle kala kalmıştı. Beni sakinleştirmeye çalışıyordu fakat bir yandan o da çok korkmuştu. Gözlerinden belliydi. Sakin ol derken bile sesi titriyordu. Sonra bana bakıp eğer korkmayacaksan sana bir şey söyleyeceğim dedi. Gözlerimi sildim ve söyle dedim. Evin üst katında cinler yaşıyor olmasın dedi. Bir anda doğruldum. Ne diyorsun? Ne alaka ya? Ciddi misin? Allah'ım sen yardım et dedim. Böyle şeyler yaşayacağımı bilsem asla ayrı eve çıkmak istemezdim. Ben sandım ki daha güzel bir hayatım olur. Annem olmaz, babam olmaz, bana karışan kimse olmaz. Kendi ayaklarımın üzerinde dururum. Üstelik evde var diye düşündüm. Ama gel gör ki dedemin evinde cinler yaşıyor demek ki. Bu durum gerçekten korkunçtu. Bir hafta boyunca o yukarıyı her gün temizledim, her gün kirletildi. Bu durumun böyle gitmesi beni daha da korkutuyor, daha da geriyordu. Bu evde yaşamak istemiyordum fakat annemin evine de gidemezdim. Resmen cinlerle aynı evde yaşıyordum ve ben onların pisliklerini temizliyordum. Anlatsam kim inanırdı ki bana? Midem bulanıyor, su dahi içemiyordum. 2-3 haftada bayağı bir zayıflamıştım. Aynaya bakamıyordum. Kendimden bile tiksinir hale gelmiştim. Bu nereye kadar böyle gidecekti ki? Ne arayıp ne soran vardı beni. Üstelik dışarı çıkmak da istemiyordum. Bu evden kaçmak istiyordum fakat sanki bir yandan da eve kelepçelenmiş gibiydim. Gerçekten berbat bir histeydim. Bir gün bütün cesaretimi topladım ve üst kata çıkıp oturdum.
Onların sadece gelmelerini bekledim. İçinde bulunduğum bıkkınlık, duygu durum, psikolojik ruh hali beni bunu yapmaya zorlamıştı. Ne kadar bekledim bilmiyorum. Belki saatler geçti ama en sonunda geldiler. Onları gördüm. İri gözleri vardı. Çirkin ve iğrenç gözüküyorlardı. O an sanki bedenim durduğum yere kilitlenmiş, tüm kanım vücudumdan çekilmişti bir anda. O varlıklar gelirken bir sürü pislik getirmişlerdi üstelik yanlarında. Ne yapacağımı bilemiyor, yerimden de kıpırdayamıyordum. O gün onların bana bakıp kahkaha ata ata o pislikleri yiyişlerini izledim. Tepki bile vermedim, biraz sadece midem bulandı. Nihayet ki sabah ezanından sonra bu eziyet bitmiş, kurtulmuştum ama ne yapacağımı hiçbir şekilde bilemiyordum. Ama bir karar vermeliydim. Bir hoca bulup gitmeliydim. O gün akşama kadar hoca aradım ve eş dostun sayesinde birini buldum. Tam hava kararmadan, onlar gelmeden evden ayrılıp hocanın yanına gittim. Kapıyı çaldığımda aksakallı, aksaçlı, neredeyse dizilerdeki gibi tonton bir dede açmıştı kapıyı. Beni içeri buyur ettikten sonra ne derdim olduğunu sordu. Ben de en baştan beri yaşadığım her şeyi tek tek anlattım. Hoca bana bir kağıda birkaç dua yazıp verdi. O duaları evin belirli köşelerine yerleştirdim. Birkaç hafta sonra pislikler gitti fakat onlar hala vardı. Her yerde hissedebiliyordum. Başımda duruyorlar, sabaha kadar bana psikolojik işkence uygulayıp rüyalarıma giriyorlardı. En son bir gün bana o soğuk elleriyle dokunup beni dövdüklerinde yine dayanamayıp hocaya gittim ve bu durumu hocaya anlattım. Tamam sakin ol, onları da göndereceğiz dedi ve bana değişik bir sıvı verdi. Evin etrafına döktüm. Ama bunun işe yaraması gereken yerde bu defa bütün eve yayıldılar. Sadece odamda olan varlıklar nereye gitsem sanki benimle geliyor, benim peşimden ayrılmıyorlardı. Yine bir gün çok yorgundum ki rahatlamak için duşa girdim. Ama o sırada akşam ezanı okundu. O an arkamda ve önümde onların nefeslerini hissetmeye başladım. Hemen korkarak yüzümdeki köpüğü akıttıktan sonra gözümü açtım ki tam gözümün önünde, hemen burnumun ucundaydı. Çığlık atarak döndüğümde arkamda da aynı manzarayla karşılaştım. O an nefesim kesilmiş, yere düşmüşüm. En son hatırladığım şey, ben yerdeyken onlar kahkaha atıyor, bana bakıyorlardı. Gözümü açtığımda kafam çok az kanamış, sabah olmuştu. Hemen başımdaki yaraya bile bakmadan üstümü giyinip hocanın yanına ağlıya ağlıya gittim. Ve bütün eve yayıldıklarını, her yerde onları gördüğümü, dünkü yaşadığım en sonki olayı söyledim. Hoca benim anlatmamdan sonra elinde bir bezle yanıma gelip yaramı silip sardı. Daha sonra karşıma oturdu ve bir süre sakalını sıvazlayarak düşünmeye başladı. En sonunda hoca bana bakıp yapacak başka bir şeyin kalmadığını, bu olanların onu da aştığını söyledi. Başka bir hocaya gitmeliyiz dedi. Hay Allah'ım, ben sadece kendi başıma yaşamak istemiştim. Oysa şimdi hocadan hocaya sürünüyordum. Tek başıma yaşama isteğim neler açmıştı başıma. Gideceğim yeni hocadan herkes memnun kalmış, herkesin derdini çözen çok bilgili bir adammış. En sonunda ona gittim. Her şeyi ona da anlattım en başından. Onları o evden kovacağım. Fakat bu kolay olmayacak bilesin. Yaşadığın eve musallat olmuşlar. Dediklerine bakacak olursak bunlar şerli cin. Hem pislik içinde yaşayıp pislikten besleniyorlar. Hem de sana rahatsızlık verip sana musallat oluyorlar. Bunlar ifrit kabilesinden. Hoca bana bu yolda sabırlı olmam gerektiğini ve korkmamam gerektiğini söyledi. Seni şimdi koruma altına alacağım. Sana bir muska yazacağım ve sana zarar veremeyecekler dedi. Hocanın bu sözleri biraz olsun içimi rahatlatmıştı. Bir ay boyunca hoca ne derse yerine getirdim. Verdiği her şeyi aynen uyguladım. Dediği şeyleri okudum. Yap dediği şeyleri yaptım. Bir iki hafta boyunca onları hiç görmedim ve evde bir huzur var gibiydi sanki. Varlıklarını hissetmiyordum. Fakat bir süre sonra yeniden ortaya çıkmaya başladılar. Hem de tekrardan pislikleriyle. Bir gece yine o sesle yukarıya çıktım. Aynı şeyin olmaması için Allah'a yalvarıyordum. Fakat yine olmuştu. Yukarısı pislikten geçilmiyordu. O gün tavan arasında daha evvel yaşadığım her şeyi en baştan yaşadım. Anladım ki hocayla falan hallolmayacaktı bu iş. Kendim konuşmayı denedim. Bir akşam o sesleri duyduğumda tavan arasına çıktım. Bağırıp yeter artık,
Ne istiyorsunuz benden, bu evden? Sizden kurtuluş yok mu be dedim. O an birden hepsi belirdi ve bana bakıp bana doğru gelmeye başladılar. Aşağı kaçtım. Şükür ki aşağı gelemediler. Yukarıda kaldılar. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Annem gide beni arayıp sormuyordu. Hem onlara mı anlatacaktım? Asla anlatmazdım. Hem beni arayıp sormayan insanlara neden yaşantımı ve sorunlarımı, dertlerimi anlatayım ki? Hoca bulmaya, araştırmaya devam etmeliydim. Velhasıl sonunda iyi bir hoca bulmuştum. Yine bütün olayları bu hocaya da anlattım. Daha önceki iki hocaya gittiğimi ve ev için ikisinin de dediklerini yaptığımı ama yine de o ifritleri tekrar tekrar gördüğümü söyledim. Bu gittiğim hoca hüddanmış. Bana cinlerle konuşacağını ve onlarla anlaşma yapacağını, benim evime girmemeleri konusunda onları uyaracağını söyledi. Ve hoca muhtemelen o evde bir şeyler var ki onları oraya çekiyor diye ekledi. Hocaya kaç yıldır o evde kimsenin yaşamadığını da anlatmıştım. Tamam işte bu yüzden o evi kendilerine mesken edinmişler. Bu şerli varlıklar çoğunlukla iki dağ arasından akan nehir kenarlarında, ıssız, tekin, karanlık, insanların girmediği, onların rahatsız edilmediği pis yerlerde yaşarlar. Ve demek ki senin oraya gelmen, taşınman onları rahatsız etmiş. Hocam, evden gitmek daha mı mantıklı? Bu ev benim, onların değil ki. Nasıl yapmalıyız? Lütfen yardım edin dedim. Hoca, tamam, sakin ol bakalım kızım dedi. Biraz beni yatıştırdıktan sonra hocanın evinde karanlık bir odaya girdik. Hiçbir ışık kaynağı ve pencere yoktu. Hoca benim yanımda Arapça bir şeyler konuşarak üçgen şeklinde mumlar yaktı. Oda biraz da olsa aydınlanmıştı. Şimdi davet yapacağım dedi ve bir takım ritüeller gerçekleştirdikten sonra onları çağırdı. Evet, benim evimdeki cinlerdi bu gelenler. Onları tanımıştım. Zaten muhtemelen onlar da beni tanımışlardı ki suratıma pis pis bakıyorlardı. Mumlardan çıkan ateşler sanki onlarla hareket ediyormuş gibiydi. Hoca konuşmaya başladı fakat yine yabancı bir dilde. Bu diyalog bir saat kadar böyle devam etti. En sonunda hocanın susmasının ardından o cinler ortadan kayboldular. Hoca bana bakıp ortalığı kirletmeden seninle yaşamak istiyorlar. Burayı bırakacak gibi değiller. Üzgünüm dedi. Nasıl ya hocam? Onlar ile yaşayamam. Ne olur bir yolunu bulun dedim. Ama hoca az önceki dediklerini tekrarlayıp yok kızım onlar gitmiyor ve gidecek gibi değiller. Hocam hiç mi bir yolu yok dedim. Anlaşma olmazsa onları yakmayı düşünüyordum ama çok kalabalıklar. Kabileleri çok güçlü. Birini yaksam diğerleri saldırır. Bu kadar büyük bir kabileden olduklarını bilmiyordum. O evi yuva etmişler kendileri için. Onları kovma çok zor artık. Gerçekten elimden ancak bu kadarı geliyor. Ya onlara yeni bir yaşam alanı bulacağız ya da seninle yaşayacaklar. Hepsine gücüm yetmez dedi. Oturup bir köşede ağlamak istiyordum artık. Hocaya ne yapacağım ben dedim. Evin üst katını kullanmadığını söyledin. Kitle ve üst katı onlara bırak. Sana zarar vermeden hayatlarına devam edecekler. Seni de koruma altına alabiliriz. Bu şekilde daha garantide olursun dedi. Bunu kabul ettim çünkü başka yolum yoktu. Ailemin yanına gidemezdim. Eve gidip üst katı çıkan kapıyı kilitledim. Sanki bu olanlar hiç yaşanmamış gibi hayatıma devam edecektim. Onlar orada değilmiş gibi düşünüyordum ve böyle yaşamaya başladım. İşte ne diyeyim, kendi kendimi avutuyordum adeta. Yoksa psikolojim bozulmuş, fiziken sağlığında iyiye gitmiyordu. Bunu yapmak zorundaydım. Birkaç gün her şey gayet normaldi. Dediğim gibi üst kata çıkmayıp alt katta yaşıyordum. Bir gün dışarıdan eve geldiğimde içeride müthiş kötü bir koku vardı. Yine üst kattan geliyordu. Çıkmak istemiyordum ama dayanamayıp çıktım. Yine adeta çöplük gibi olmuştu. Tekrar temizlemeye koyuldum. İlkten 2-3 günde bir üst katı temizliyordum. Sonrasında bu sıklaştı ve artık bunu yapmaktan yorulmuştum. Onların hizmetçisi gibiydim. Evet, ben bir hizmetçiydim. Cinlerin hizmetçisi. Midem bulanıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Her gün 18 yaşında bir kız olarak cinlerin pisliğini temizlemek gerçekten mide bulandırıcı ve ürkütücüydü. Bu duruma daha fazla katlanmak istemiyordum. Yine aynı hocaya gittim. Hüddam hocaya. Bu duruma daha fazla katlanmak istemediğimi, başka bir çözüm yolu bulmamız gerektiğini söyledim. Birkaç tane kalın kitap çıkardı ve karıştırmaya başladı.
En sonunda bana dönüp, "Kızım, son bir kez onları çağıracağım ama bu hem senin canını, hem benim canımı, hem de benim yardımcı Müslüman cinlerimin canını tehlikeye atabilir," dedi. "Onları buraya çağırdığımda bizim bulunduğumuz çemberden çıkma. Onları başka bir çembere mühürleyip kabilesini tehdit edeceğim. Eğer istediğimiz gibi olursa anlaşma yaparız ve senin evinden uzaklaştırırız onları," dedi. Sonra cinleri tekrar çağırdı. Dediği gibi bizim bulunduğumuz çember hariç bir çember daha vardı. O şerli cinleri o çembere hapsedip onlarla birkaç dakika bir şeyler konuştu. O sırada çemberin dışında bir cin belirdi. Hoca onunla konuşmaya başladı ama bu sefer Türkçe konuşuyorlardı. Ben de anlıyordum. "Biz gitmek istesek bile büyü buna izin vermez," dedi o dışarıdaki cin. Hoca şaşırmış bir şekilde, "Ne büyüsü, ne diyorsun? Kabilenden birkaç cini kurtarmak için yalan söylüyorsun. Hiç ansını zorlama," dedi sinirli bir şekilde. O cinine konuşmaya devam etti. "Dumansız ateşe ve şeytana and olsun ki biz büyüyle mühürlüyüz," dedi. Hoca bunun üstüne ciddileşerek, "Ne diyorsun, tamamen anlat," dedi emir tonunda. O cin konuşmaya başladı. "Bu Adem kızının anne ve babası, anne ve babalarının mirasını almak için bizim emrinde olduğumuz bir büyücüye gitti ve bizi bu kızın anneannesiyle dedesine musallat etti. Biz de anneannenin canına karşılık o yüz katı aldık ve dedesi de zaten ölümünden sonra orayı terk etti. Biz de o günden beri evde istediğimiz şekilde gezip dolaşıyoruz. Normalde istesek bu kızın da canını alırdık ama biz bu kızı usandırıp korkutup evden kaçıracaktık. Ama evden gitmek istemedi. Şimdi sizinle son bir kez anlaşma yapabiliriz. Bu büyü çözüp bize bir ev vereceksiniz," dedi ve sonrasında yine ortadan kayboldular. Duyduklarım karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Hoca bana dönüp, "Sakin ol kızım. Bu büyüyü çözeceğiz çözmesine ama karşılığında nereyi vereceğiz," dedi. Ben sinirli bir şekilde, "Hocam, büyüyü bozalım. Ondan sonra vereceğimiz evi ben biliyorum," dedim. Olanların hepsine inanıyordum. Annem ve babam yaparlardı bunu. Annemgil sırf bir mal uğruna anneannemi o şerli cinlere kurban vermişlerdi. Dedem bir şekilde kurtulmuştu. Ağlaya ağlaya hocayla birlikte evime doğru gitmeye başladık. Ancak bu sefer hiç korkmuyordum. Çünkü anneannemin ölüm haberini aldığımdan beri korku diye bir şey hissetmemeye başlamıştım. Hoca bana bakıp, "Üst katta olduklarına göre bu lanet büyü de orada," dedi. Ben tam anahtarı çıkaracakken hoca bana bakıp, "Gerek yok, bize yardım ediyorlar," diyerek üst katı gösterdi. Ben baktığımda üst kat tertemizdi ve kapı sanki bizim için açılmıştı. O varlık bir yerde durmuş, oraya kilitlenmiş gibiydi. Hoca bana bakıp, "Çekiç var mı?" dedi. Ben hemen dedemin alet çantasını getirdim. O sırada hocayla o varlık konuşuyordu. Benim gelmemle o varlık kayboldu. Hoca bana bakıp, "Burada o yüzden duruyormuş. Senin bu durumuna üzülmüşler ve sana yardım ediyorlarmış," dedi. Ben hiçbir şey hissetmiyor, sadece bir an önce bitmesini istiyordum. Hoca orayı çekiçle kırdı. O yerden birkaç muska çıkmıştı. Hemen çantasından bir adet kase çıkardı ve onu bir şeyler okuyarak yaktı. Bana dönüp, "Kızım, büyü bozuldu ama cinlere bir yer vermeliyiz," dedi. Ben hiç gözümü bile kırpmadan, "Annemgilin evini verin hocam," dedim. Hoca hiç itiraz bile etmeden o şerliği çağırdı ve "Duydun," dedi. O sırada o varlık kahkahalara boğuldu ve sonra da kayboldu. Üvey babam neyse zaten üveydi de, özannemi, neden sevmediğimi, neden samimiyetsiz bulduğumu artık net olarak anlamıştım. Onlar gerçekten iyi insanlar değillerdi. Bu olaylardan yaklaşık bir ay sonra aile evde ölü bulundu. Nedeni bu durumlardır, başka bir durumdur, bilemiyorum. Cenazeden sonra da ben o eve tüm bu yaşananlardan dolayı gitmemiş, dedemin evinde yaşantıma devam etmiştim. Hala bile bu olayların etkisindeyim. Yavaş yavaş atlatmaya çalışıyorum. Tüm bu yaşadıklarıma inat, güzel bir aile kuracağım. İnanıyorum. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.